İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan davet edildiği Fransa'daki kolejde konferansta bulundu. Fransa'daki Ermeni kuruluşlarını koordine eden konseyin girişimiyle Marsilya'da bir faaliyet düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh Cumhuriyeti'nin üst düzey yöneticileri Yerebulur adlı şehitliği ziyaret etti. Kuzey Irak'ta Türk birliklerine saldırı. Batı Ermenistan ulusal futbol takımı D grubunda. Batı Ermenistan'ın Sepasya Sivas ili. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Fransa'daki Antip şehrinin kolejinden aldığı davet üzerine buradaki bir takım öğrencilere 11 Kasım ateşkesini takip eden Barış Konferansı'nın 100. yılı temalı bir konferansta bulundu. Bir takım öğrenciler Barış Konferansı'nın 100. yıl dönümüne Ermeni sorunundaki 1894-1923 yılları arasında Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın bir neticesidir, kendi saygılarını sundular. Öğrenciler konferansı dikkatle yakından takip ettiler, konuyla ilgili sorular sordular ve böylece Kilikya ile Batı Ermenistan tarihinin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmeleri de öğrenmiş oldular. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan kimlik kartı ile 5 yıllık geçerliliği olan milletvekili mandatını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Antranik Azilazyan'a şahsen sundu. Marsilya'daki Ermeni Kilise Konseyi Başkanı olan Sayın Antranik Azilazyan'ın bu son günlerde Fransa'daki Ermeni Apostolik Kilisesi Başkanlığına getirildiğini sırası gelmişken belirtelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Bay Antranik Azilazyan'ı tebrik ediyor ve bu olağanüstü görevi Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın manevi desteğiyle gururla ve kararlılıkla sürdüreceğine emindir. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin 26. yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri Yerebulur adlı şehitliği ziyaret ederek vatan uğrunda şehit düşen kahramanların anısına saygı duruşunda bulundu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan, Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan, Dünya Ermenileri Katolikosu II. Garekin, Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Savunma Bakanı David Donayan ve diğer üst düzey yetkililer Yerebulur adlı şehitlik panteonunu ziyaret ettiler. Yüksek rütbeli yetkililer Vazgen Sarkisyan ve General Antranik anıtı ile Artsakh Özgürlük Savaşı'nda düşen kahraman şehitlerin mezarlarına çelenk bıraktı. 16 Ocak'ta Irak Kürdistan'ı doğusundaki Dahuk eyaletindeki Iraklı onlarca gösterici, işgalci Türk ordusunun Şeladiz'de konuşlanmış olan üsse girmeye çalıştı. İşgalci ordu buna ateşle karşılık verdi. Irak Dışişleri Bakanlığı, Dahuk bölgesinde Türk askeri varlığını protesto eden Iraklı göstericilerin üzerine Türk askerlerince ateş açılmasını yargıladı. Irak'ta şu sıralar yabancı güçler diye nitelendirilen Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı protesto dalgaları yükselmektedir. 26 Ocak'ta yayınlanan bir açıklamada Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dahuk eyaletine bağlı Şeladiz ilinde konuşlanmış Türk birlikleri tarafından ateş açılarak Irak vatandaşlarının bazılarının öldürülmesine ve yaralanmasına neden olan olayı yargıladığını duyurdu. Daha önce Irak Kürdistan'ı doğusundaki Dahuk eyaletinin onlarca Şeladiz sakinleri Türk üssüne girmişti. Onlar burada 8 tank ile diğer askeri araçları yakmışlardı. Türk askerleri ile Kürt göstericiler arasında yer alan çatışmada 2 Türk subayı yaralanmış, ayrıca birkaç Türk askeri göstericiler tarafından esir alınmıştı. Irak'taki Türkiye askeri güçlerine karşı bu protestolar son zamanlarda hem bölge halkı hem de Irak yönetimi tarafından dile getirilen işgalci Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarından hemen sonraya denk gelmektedir. Iraklı gruplar Bağdat'ın Washington'da olan güvenlik işbirliği anlaşmasını iptal etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin ülkeden çıkarılması taleplerini yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmayan ülkelerin futbol federasyonu olan CONFIFA'nın Avrupa Şampiyonası kurası Polonya'nın Krakow şehrinde çekildi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Futbol Takımı'nın eski kaptanı tarafından yönetilen Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı D grubunda yer aldı. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı bu grupta Güney Ossetya ile Sichuan Bölgesi Ulusal Futbol Takımı ile karşılaşacak. CONFIFA'nın Avrupa Şampiyonası'nın 5-14 Haziran günleri arasında Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğini hatırlatalım. CONFIFA'nın 2018'de Londra'da gerçekleştirdiği şampiyonada
Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı çeyrek finalde Sichuan bölgesi takımıyla karşılaşmış ve bu takıma 4-0 yenilerek elenmişti. Batı Ermenistan'ın Sepasya ilini tanıtıyoruz. Sincan Köyü, Batı Ermenistan'ın Sivas vilayetinin Devrik ilçesinden 25 kilometre kuzeybatısında bulunmaktadır. Köy 1915'te Ermenilere uygulanan soykırım sırasında yıkılmış, sakinleri ise kırıma uğramış ve sürgün edilmiş. 20. yüzyıl başlarında köyde 70 ev Ermeni sakini yaşamaktaydı. Sincan'da 1315 yılında inşa edilmiş Surp Gevor Kilisesi vardı. Köyde Ermeni okulu da mevcuttu. Armutak Köyü de aynı şekilde Batı Ermenistan'ın Sepasya ilinin Devrik ilçesinden 10-11 kilometre uzakta Fırat kolunun oluşturduğu Devrik Vadisi'nde bulunmaktadır. Armutak'ın sakinlerinden pek çoğu Ermenilere karşı 1915'te gerçekleştirilen soykırım sırasında yok edildi. Kalan diğer kısmı ise sürgüne yollandı. Armutak Köyü'nde 1909 yılında 70 evden oluşan 600 Ermeni sakini yaşamaktaydı. Armutak Köyü'nde kilise ile okul bulunmaktaydı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armen Boğosyan'ın seslendirdiği Badivunem adlı eseri sunuyoruz. Երկ տող գրեց, թողեց ինձ մոտ, եթե չգամ մին ճարավոտ, կտաս նամակը հորս, դե Բադիվունեմ. Բադիվունեմ նա ինձ ասաց, եւ նույն պահին էլ հեռացավ, բայց ետ չեկավ, անմահացավ. Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն Բադիվս ինձ. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.